Evet değerli dostlar, Süleymaniye Camii'ni, Selimiye Camii'ni, muhteşem camileri Osmanlı toplumuna hediye eden usta mimar Mimar Sinan'ın türbesi önündeyiz. Bakın burada 1490-1588 yani 98 yaşında milat takvime göre vefat ettiği ifade ediliyor. Hicri takvime göre 101 yaşında vefat etmiş usta mimarımız. Kabri burada mütevazi bir şekilde yer alıyor değerli dostlar. Bu türbeyi de bizzat kendisi yaptırmıştır Mimar Sinan'ın. Ve bu türbenin yanında da bir çeşme, bir hayrat olarak yaptırmış. Bu çeşmeden su içilmesiyle de kendine bir hayır dua edilmesini istemiştir. Şair türbenin üzerinde bir kitabe yer alıyor değerli dostlar. Bu şair Sai'nin bir kitabesidir. Bu kitabenin açılımını hemen kabrinin önünde bir yazıda okuyalım. O şekilde ruhu için Fatiha'mızı göndereceğiz. Evet değerli dostlar, burada bakın Mimar Sinan hakkında şair Sai ne diyor? Ey eden bir iki gün dünya sarayında mekan, cai asayiş değildir Adem'e mülki cihan. Han Süleyman'a olup mimar bu merdügizin, yaptı bir cami, verir firdevsi aladan nişan. Emri şahi ile kılıp su yollarına ihtimam, Hızır olup ab-ı hayatı aleme kıldı revan. Çekmece cisrine bir tak-ı mualla çekti kim? Aynıdır ayne-i devranda sekli kehkeşan. Kıldı 400'den ziyade mescidi âli bina. Bakın 400'den fazla mescit yaptığı ifade edilmiş. Yaptı 80 yerde cami bu aziz kardan. 100'den fazla artık ömrü sürdü akıbet kıldı vefat. Yattığı yeri hüda kılsın anın bahı cinan. Yani bir cennet bahçesi kılsın demek istiyor. Rühletinin sa-i dali dedi tarihini, geçti bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan. Bununla da hicri bir tarih düşürmüş oluyor vefatına şair Sai. Ruhi için Fatiha ihsan ede pir-i civan diyor. Bizler de bu usta mimarımız için Fatiha diyelim. Allah rızası için El-Fatiha me-salavat.